Bugün size Excel'de veri doğrulama işlemleri hakkında bilgi vereceğim. Veri doğrulama işlemi, kullanıcıların hücrelere girebileceği veri türlerini veya değerlerini denetlemek için belirlenen kurallara verilen isimdir. Şimdi örneklerle Excel'de veri doğrulama işlemini nasıl yaptığına bakalım. Öncelikle 3 sütundan oluşan bir tablo oluşturuyoruz. Birinci sütunumuz adı soyadı alanı olsun. İkinci sütunumuz doğum tarihi ve son sütunumuz doğum yeri olsun. Şimdi konuyu daha iyi anlayabilmeniz için tablomuzda bulunan 3 sütuna da farklı veri doğrulama kuralları belirleyeceğiz. İlk sütunumuz yani adı soyadı alanı metin alanı olacağı için buraya minimum metin uzunluğu gerektiren bir doğrulama uygulayalım. Bunun için öncelikle hücreleri seçiyoruz. Sonrasında veri sekmesine geçiyoruz. Buradan veri doğrulama ve veri doğrulamaya tıklıyoruz. İlk olarak ayarlar sekmesinde bunun metin olduğunu belirliyoruz. Boşluğu yok say seçeneğini kaldırıyoruz. Sonrasında burada çeşitli seçeneklerimiz var. Arasında eşit, büyük, küçük gibi. Biz en az 5 karakter içeren bir metin istediğimiz için büyük seçeneği seçtik ve 5 dedik. Sonrasında giriş iletisi sekmesine geçiyoruz. Burada zorunlu değil bu alan ama istersek açıklama amaçlı bir ileti gösterebiliyoruz. Veya ad soyad diyelim. Giriş iletisi kısmına da lütfen ad soyadı bilgisini yapınız. Minimum 5 karakterden oluşmalıdır. Son olarak da hata uyarısı kısmına geliyoruz. Burada da girilen veri bizim belirlediğimiz kuralların dışındaysa ne yapacağını belirliyoruz. Örnek veriyorum, uyarıyı seçersek. Dikkat! Başlık alanına baştan yazıyoruz. İleti kısmında da metnini yazıyoruz. Girdiğiniz adı soyadı değer geçersizdir diye. Sonrasında tamam dedik. Gördüğünüz gibi giriş iletisi kısmına yazdığımız mesaj alana bizim karşımıza çıktı. Burada örnek veriyorum Ahmet İşcan yazdı. 5 karakterden büyük olduğu için herhangi bir problem çıkmayacak. Ama ABC yazıp enter dediğimizde bizim mesajımızı gösteriyor. Burada evet diyerek geçebiliriz. Şimdi kabul etmesinin sebebi şu. Tekrar veri doğrulamaya gelelim. Biz burada uyarıyı seçtiğimiz için kabul etti. Ama durma diye seçersek tamam diyelim. DF diyelim. Gördüğünüz gibi az önce evet hayır çıkıyordu. Şimdi iptal yeniden çıkıyor. İptal dediğimizde bizim girdiğimiz veri siler. Yeniden dediğimizde ise yazmaya devam edebiliriz. Şu şekilde. Şimdi ikinci sütunumuzdaki doğrulamaya geçelim. İkinci sütunumuz doğum tarihi. Yani bir tarih alanı. Bunun için de tarihe uygun bir doğrulama seçelim. Şimdi yine alanımızı seçiyoruz. Yine veri sekmesinde doğrulama. Buradan tarih seçiyoruz. Arasında dediği belli bir tarih aralığı seçebiliriz. Eşit, büyük, küçük seçeneklerimiz var. Biz küçük diyelim. Mesela 01.01.2000. Bu tarihten öncesini kabul edelim sadece. Bir üstlet kısmına da önceki gibi lütfen doğum tarihi bilgisini giriniz. Tarihinden küçük olmalı diye. Burada durma olarak seçelim. Geçersiz bir doğum tarihi girdiniz diye. Şunları önce yapalım. Tamamdır. Şimdi
Öncelikle mesela 15.02.2008 diyelim. Enter dediğimizde geçersiz girdiniz diye uyarımız çıktı. Tekrar yeniden diyelim. 15.02.1999 diyelim. Gördüğünüz gibi tarihi kabul etti. Şimdi doğum yeriyle ilgili doğrulama kuralımızı girelim. Burada farklı bir şey göstermek istiyorum. Doğum yeri dediğimiz bir şehirdir neticede. Burada bir belli kurala göre metin girilmesinden ziyade seçenek sunmayı göstermek istiyorum. Bu da sebebi şu, doğum tarihi mesela İstanbul Giren'de olabilir, İst Giren'de olabilir. Yani çok farklı girilebilir. Biz bunu standarda bağlarsak daha iyi olacaktır. O yüzden şimdi bundan sileyim. Yine alanımızı seçtik. Ver doğrulama dedik. Buradan liste olayını seçeceğiz. Ama şu an herhangi bir listemiz yok. O yüzden önce bir liste oluşturalım. Herhangi bir sütuna geliyoruz. Hücreye geliyoruz. Şehir listesi. Örnekten birkaç tane yazacağım. Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Konya. Yeterli olur sanırım. Şimdi bu şehirleri seçelim. Şuradan hücre ismine tıklayarak şehirler diyebiliriz. Buraya genel şehirlere bir isim vermiş olduk. Şimdi doğum yeri kısmına geldik. Seçtik. Ve veri doğrulama dedik. Buradan liste seçeneğini seçtik. Yine boşluğu yok say dedik. Şimdi hücrede açılma demezsek açılır kutu şeklinde gelmez. Burada hücrede açılma seçeneğini seçtik. Sonrasında kaynak eşittir şehirler diyebiliriz. Ya da şu yanda bulunan seçeneğe tıklayıp şuradan seçersek hücreleri enter diyebiliriz. Tabii şu an iki tane seçmiş oldu başta yazdığım için. Şöyle yani. Sadece eşittir şehirler diyoruz. Az önce verdiğimiz ismi yazıyoruz yani. Sonrasında giriş iletisi kısmına iletimizi yazalım. Öncekilerde hep veri giriniz diyorduk. Burada seçiniz diyelim. Hata uyarısına aslında çok gerek olmuyor burada. Çünkü zaten bir seçenek sunacağız. Geçersiz girmesi pek mümkün değil. Ama yine de yazmak isterseniz. Tamam diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi her hücrenin yanında bir tane ok işareti geldi. Bu şekilde hücreleri artık seçebiliyoruz. Ve bu seçenekler de gördüğünüz gibi daha önceki listemizden geliyor. Açılır kutu şeklinde veri doğrulama işlemi de bu şekilde gerçekleştir. Gördüğünüz gibi Excel'deki temel olarak veri doğrulama işlemleri bu şekilde yapılabiliyor. Bir başka Excel videosunda görüşmek üzere.